Herkese merhaba, ben Şeno, American Truck Simulator'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Sonunda oyunu yükledim. Elimden geldiğince hiç mod kullanmadım. Sıfır mod, şu an hiç mod yok. Daha sitta oyuna yeni girdim. İlk kez oynuyorum. İlk araçtayız, daha araç falan almadık ki maşallah, keşke bunu bize verseler. Tahmin ediyorum ETS'de de yanlış hatırlamıyorsam böyle bir tane bir şey götürtüyor. Sonradan kendine araç alıyorsun veya araçsız işler vesaireler yapıyorsun. Yalnız bu kadar da ezilir abi. Arkamdaki römorku kes ya. Bak bak, yandakiler bu. Bana verdiklerine bak. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır. Bu ne abi? Araç efsane ama ya. Ya şuna ETS ile birleştiremediler abi. Yapmadılar. Anlamıyorum neden? Neden? Vites neydeyiz? Yok. 18 vites baba bunlar. Efendim? Tamam yokmuş. 18 vites. Bu nedir ya? İlk vitesleri 1, 3, 5, 7 diye atlarım ben herhalde. Nereden çıkacağım lan? 18 vites. Değiştir babam, değiştir. Yandık. Oh. Abi şuraya baksana ya. 9'u atalım. 9 kurtarıyor. Yokuş yukarı. He. Acaba buradaki yükler daha mı ağır ha? Öyle bir şey olabilir. Mümkün. Ulan direkt de girdim ama. Neyse bir şey olmadı. Çok şükür. Amerikan yükleri belki daha ağırdır. Abi 18 vites ya. 18 nedir ya? Neyse atmayacağım 3.'ye. Şimdi seri halde çalışıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye yapıyorsun. Düğmeye basıyorsun. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Başka bir düğmeye basıyorsun. 13, 14, 15, 16, 17, 18 falan yani. Oğlum dur. Aaa. Kendi kayıyor lan. Ha olmuş tamam. 7'de kalkabiliyor musun? Her türlü kalkıyor. Ki 7'de değiliz ki biz. Şimdi 7'yi aldım. Kanki ben de sola döneceğim. Atlaya atlaya giderim artık vitesleri. Buraların sınırları ne acaba? San Francisco'da başladım. Hiçbir şeyim yok. Yalnız 30 km hız limiti mi var? Tren geçiyor mu? Tamam, öyle bir yanlışlık oldu. Kırmızı ışıkta geçmeyin abi. Kırmızı ışıkta geçmeyin. 140 Euro mu yazdı lan az önce? Dolardır canım. Burayı da Euro'ya bağlamazlar herhalde. Dikkat et. Yok, dolar ya. Dolar dolar. He, kameralarımızın yeri de. Selamünaleyküm. Direkt girdik ya. Pardon, özür diliyorum. Kameraların yerini unuttum. Bu benim hatam. Bu da benim hatam. Hepsi benim hatam. Pardon. Kaldık mı burada? Ya daha çok bir ayar mayar bir şey yapmadım. Hani dedim ki girdiğim gibi kaydını alayım ilkinin. Oha şimdi gittim diye mi? Ne alaka? Oradayken kesmedi bana 360'ı. Oğlum para kalmayacak lan ilk işi götürene kadar. Trafik canavarıyım. Vallahi trafik canavarıyım. Başka bir açıklaması yok bu işin. Ha kamyon bizim değil, ondan da yok ama o cezaydı ya. İşi götürdüğümde muhtemelen ekstra oradan bir geçirecekler bana. Büyük ihtimalle. Sonradan buraya gelelim. Haritada gösterdiğine göre şey var orada. Dur 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 dur. Biraz fazla mı kapalı ya? Ya oturuş yerini falan değiştireceğim. Tamam, tamamen standart. Hiçbir şey değiştirmedim. Hani biraz aşağı indirip geriye almam gerekebilir. Dikiz aynası ikisini de koysam. Neyse şimdi yapmayayım onu ya. Hallederim. Gidebilir miyiz? Evet, treniyle gidilmez tabii. Kalkmıyor baba. 3 ile kalkacağım mı? 7 ile kalkmıyor. Tamam da çok da yavaş abi. İlk 1-2-3 baya baya yavaş ya. Hıza baksana.
Kaplumbağalar bizi soğutlayacak. Yalnız tam simülasyon gibi oynamak istediğim için hiçbir hız cezası, herhangi bir şey, hiçbir şey kapamadım. Bakalım ne kadar saracak. Your speed 22. Helal olsun. 7, 9, 11 alabilirim bu sırada. Ah. Güzel başlangıç. Ya yersen baba. Yersen, harbi diyorum, yersen. Allah'ım, Amerika. Amerika'ya gelen Türk. Amerika'da bir Türk. Al sana başlık. Geldiği gibi dağıttı etrafı. Ondan sonra Türkler kötü. Benim gibi sığır burada anasını ağlatırsa bunu herhalde kötü derler. Diğer taraftan Amerikalıların nesi iyi. Amerika'yı sevmediğimden demiyorum da. Dönebiliyorum herhalde şu anda. Kanki sen çok hızlı geliyorsun ya. Vurmazsın değil mi? Ya aslanım, kaplanım. Kuçum aslanım benim, kuçum benim. Yavaş lan. Enter. Yerine park edelim ya. Bize TP lazım, TP. Bir dakika. Şimdi. Nereye çekeceğiz? Şuradan gidip arkaya mı? Usta kolay gel. Ne yapıyor lan o? Camı temizliyor. Nereye geldik ki biz? Lanet olsun. Arkadan gelecektim. Arkadan gelecektim. Arkaya aynı şekilde gidebilir miyim? Yok 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 yok. Mümkünse geldiğim gibi gitmek istiyorum, biraz düzde. Şöyle şöyle. Kurtarmıyor mu? Nerede bitiyor bu bina be kardeşim? Allah Allah. Az bir şey kaldırıma çıkacağız mı? Pişemez, pişemez. Buradan dönüp girmem lazım. Ne bileyim abi. Şaka yapıyorsun. Oo, buradan bana giriş vereceğim mi? Deme be abi. Sal da gidelim işte. Yanaşmam mı gerekiyor acaba? O nasıl ya? Neden öyle bir götlük yapıyor ki? Ulan arkam Allah'tan kısa. Uzun olsa yandık anasını satayım. Selamünaleyküm. İlk bölümden iki kırmızı ışık, bir trafik kazası. Bir de park edememe olayı. Ben bunu buradan çıkartamam. Zor dostum, zor. Sal burada gitsin. Ayrıyeten müzikler de... Babacım... Bu oyunun müziği var. Araya da sokuverdi hemen. Bir saniye, sal beni bir. Seçenekler, sesler... Tamamdır. Tamamen kapatmak... Bilemiyorum. Şimdi ne diyorsun? Oğlum bu aracı bana mı verdin sen? Sürecek bir çekiciye sahip olmadığınız için haritada serbestçe gezinemezsiniz. Bir tane satın alın. Heh. Tek seferlik bir iş almak istiyor musun? Hayır, hayır. Bir saniye. Para miktarım 1100. Ne kadar ceza yedime de dikkat etmedi orada. Bankaya falan gidemiyoruz mu şu anda? Ha, başta yok mu öyle bir şey? Ne bileyim, banka kredisi falan alıp alınıyor diye biliyordum araç. Öyle yok muydu ya? Yes baba, tek seferlik işten ver. Kısa bir şey kaptırıverelim. Neredeyim ben şu an? Ha, fark etmiyor nerede olduğun. Mesela şu mesafeyi götür diyor. Bu mesafe, bu mesafe, bu mesafe. Yalnız harita bu arada DLC'ler yok bende. Burada bazı şeyler eklemiş DLC'ler de. 0 DLC. Bakalım ne kadar oynayacağımıza göre değişir. Ücret mesafe başına. Direkt sadece mesafeyi gösterebiliyor musun? Hedef, güzergah, mesafesi. Bunlar en uzunu mu? Yok, en kısası. Şunu kullanabilir miyim?
Bunu kullanmak istiyorum. Saygılar. Şunu bir kullanalım. Acaba kredi ne zaman alınıyor? O kadar kaza yaptıktan sonra risk oranım artmış olabilir. Ondan kredi vermiyor olabilirler bana yani. Öyle bir şey düşündünüz mü bilmiyorum. Ya yok artık. Bir dakika. Ney? Oy oğlum, selamun aleyküm. Oydi. Araçta iyi be kardeşim. Ses çok farkındayım. Yalnız yan tarafı açaydım, ben buradayım işte abi. Nedir yani? Oğlum el frenleri şey olarak geliyor, niye öyle? Oğlum buradan çıkabilecek miyiz ki biz ya? Ay bu ibnelerin burunları da var, öyle kafana göre de şey yapamazsın. Görüyor musun? Sol dikiz aynasına bak. Ha, bunun dikiz aynası bak, biraz daha görüş alanında. Kendi tırıma geçtikten sonra dikiz aynı. Soldakini en azından iptal ederim ya. Şöyle devam edeyim. Efendim? Oy! Ulan görmedim lan onu. Ben de diyorum neye takılıyorum? O kadar yakın mıydı o ya? Evet, sol dikiz aynasından şu an gözüküyor. Acılar biraz bekleyin. Uzun araç geliyor. Hiç farkında bile değildim aracın vallahi büyük olduğunu. Tabi burada olay herhalde büyükler üzerine. Oğlum buranın mass transit falan nasıl? Mass transit neydi ya? O city sky kafa karıştı. Mass transport'tu galiba değil mi? Emin de değilim. Mass transport'u nasıl olur lan acaba buranın? Zaten dev gibiler. Discovery'de falan oluyor böyle, bilmem kaç yüz tane tekerlek üstüne koyuyorlar ev mev falan. O tarz bir şeyler olur mu ya? Bunun mass transit'i var mı onu da bilmiyorum yani. Önce onu öğrenmek lazım. Muhtemelen ilk alacağımız araçlardan biri bu. Tamam geçiyorum. Arkada kafayı yerim. Sağlama da sağlamıyor beni. Geç. Geç hemşerim. Hemşerim ya. Bir Türk Amerika'da. Saygılar efendim. Vitesi görmüyor hemen. Madranır var ya, efsane. Çıt. Saniyelik geçirebiliyorsun. Çünkü öyle yerler oluyor ki. Nasıl anlatayım? Aracı gazı çektiğin an duruyor. İkinci vitesi atacaksın. Bunun gibi olsa var ya, sitli sene 2'ye geçemezsin orada. Mümkünatı yok. Oğlum 13. vitesteyim. Devir kaç da? Bak. Görüyor musun? Hemen işlemiyor. Oo pardon. Oğlum arkamda kuyruk oldular lan. Çok da yol kaplamıyorum şimdi. Hani o kadar da gözlük yapmayın. Geçiyorsanız geçin yiyorsa. Hız limitini onu da bilmiyorum. Bayağı kıyıdan gidiyorum. Hatta sanırsın şu an buruna göre baktığın zaman sanki şeritten çıkıyormuşum gibi, de bunların şeridi de geniş ya. Sağ dikiz aynasından dikkat edin, şeritten çıkmıyorum yani. Sağ biraz daha yakınım da, şeritten çıkma diye bir şey yok. Oo. Ne buranın hızı mıydı? 50 mi şimdi? Anam o mil. 55 mil o. Ey. Doğru, biz Amerika'dayız lan. Kafa gitti. Kaçtı? 1630 ne bir şey öyle. Yani onu 85-90 olarak aynı yere geliyor işte şeyde ya. Hemen.
Ama tam da burada... Aa, hız limit kalktı, oradaymış. Hız limiti ne acaba? Vites kaç? 16. İki vitesimiz daha var. Tamam, çok değil, çok değil. Yarım gaz yeterli. Nerede yapıyorduk bu işi? Nevada mıydı? UFO görür müyüz buradan? 50 araya 51 falan. Ama buranın yolları da tabii. Şimdi göreceli olarak tabii. Hani çünkü çok daha yamuk yumuk yollar özellikle videolara iyi gidebiliyor da. Gerçeğe göre hesap edersen buranın yolları çok daha iyi. Çünkü adamların alanları müsait genellikle bomboş, dümdüz. Boşuna boyuna şey çıkmıyor, hortum çıkmıyor ama eklerden sürekli hortum çıkıyor. Yokuşa vurdum mu direkt olarak şey yapıyor, hız kesiliyor. Dedim ki hiç sıkıntı çıkartmasın. Direksiyonu bayağı gevşek bıraktım da biraz fazla gevşek bıraktım sanki veya alıştım öbür haline. Yani neredeyse geri bildirim hiç yok, geri titreşim yok, geri... hiçbir şey yok. Tamamen dedim rahat rahat oynayayım. Farmsinde de onu yaptım da. Farmsinde zaten kendinde var bir nevi. Logitech'in ayarlarından yaptım onu Farmsinde. Hız limitinin ne kadar üstüne çıkabiliyorduk? Hız limiti galiba 65 burada. Ya bilmiyorum, gerçekten şöyle tutup da tırın içinden bu tarz korna duymadım ama genellikle oyunda kornalara pek sallamıyorlar galiba ya. Veya ben mi çok önem veriyorum kornaya? Yani doğru baktığı zaman yurt dışında doğru korna kullanmıyorlar ki. Korna bize özgü bir şey baba. Hatta bir elemanın videosunda görmüştüm. Şeyde Tokyo'da yaşayan bir eleman. Motosikletinden şey falan çekiyor eleman. Videolar çekiyor. Ne oldu lan? Yakında kantara girmeniz gerekiyor. Hayırlı yolculuklar. Nasıl ya? Lan dur haritayı göster. Nereden geçeceğim? Hadi devam edelim. Buraya gireyim mi? Wait station. İlla kantara mı girmem lazım? Ne bileyim, yakında kantara girmen gerek dedi. Ben de giriyorum abi. Neresi kantar ki teknik olarak? Bunun tamamı mı kantar? Stop here. Ne yapıyoruz? Ha, biraz daha, biraz daha. Vites 7, ha yok. Uygun mudur? Arabayı durdurmam mı gerekiyor acaba? Kantara girme gerekliliği kırmızı var, yeşil var. Acaba girme mi diyor lan bu bana? Yani sonuç olarak geldim buraya. Ne yapmam gerektiği hakkında en ufak fikrim yok. ...38.000, ooo burada ton da yazmıyor ya. İşimiz var. Ondan buraya şey koymadım mı? Nereye koydum da hatırlamıyorum. Vallahi acı. Galiba. Hayırlısı. Burada bir şey yapmamız gerekiyor olabilir. Şöyle bir daha bir durayım. Yok ya. Bir şey varsa bile şu an emin değilim nasıl olacak. Hani mouse'da tıklama mıklama bir şey yok bildiğim kadarıyla. Herhangi bir tuşu olabilir. Mümkün. Neyse sağlık olsun. Zaten şuraya gideceğiz. Belki de bize gerekmiyor bile. Umuyorum gerekmiyor. Oğlum vites atlaya atlaya gidiyorum ha.
1-3-5-7-9. O şekilde de ayarlayabilirim de. Bunda fark etmez. ETS de yine kurtarıyor. Bunda 3 sıra ya vitesler. Hani 1-3-5 olmuyor. 1-5-9 falan diye gidecek kesin. O da sıkıntı. Biraz yük, ağır yük bir şey aldım mı problem olur. Ki 13. vitesteyim, 30 milliyiz, hesabını yap. Ya zaten toplamda kaç mil yapıyor ya araç. Zaten limitteymişiz. Hız limitine gelmişiz. Bunu yalnız geri geri mümkünatı yok. Mümkünatı yok. Şey yapamam ha, o iş yalan. Neyse şeyi anlatıyordum. Eleman motosiklette Japonya'da videolar falan çekiyor. Kanalın adını hatırlamıyorum. Önerilenlerde çıktı, birkaç defa izledim. Burada iyi durdu. Çocuk şeyini anlatıyor. Diyor ki Tokyo'da hiç korna duymadım. Bilmem kaç yıldır burada yaşıyorum. Hiç korna duymadım. Sadece bir sefer duydum. Dedi. Belli bir muhabbetten sonra. Ona da ben bir anda sinirlenince kornaya bastım. Türk baba. Yani ne kadar Tokyo'lu olmaya da çalışsan olmuyor yani, içine işlemiş. Adam sinirlenmiş, refleks olarak basmış normalde. Yani yıllardır orada yaşıyor, hiç basmamış o da. Hani an işte bir şey olmuş demek ki, kornaya basmış. Ben de yoktur mesela o tarz refleks. Yani basmam kornaya demek. Oyundan bahsetmiyorum. Oyundan bahsetmiyorum gerçek hayatta. Çünkü bayağı uyuz oluyorum. Ciddi sinir bozan bir şey ya. Hani kornaya bastın, puf, karşındakiler yok oldu da ilerleyeceksin sanki gibi bir zeka sahibi bir ton insan var. Ve cidden yani sırf Türklerde değildir muhtemelen, belki dünyanın birçok yerinde vardır da Tokyo'da yokmuş. Onu ben birkaç yerden duydum. Avrupa'da falan da çok az olduğu söylenilen var. Şeyi çok söylüyorlar. Yaya geçidine yaya yanaştığı zaman birçok ülke yol veriyor abi. Bizde mesela o çok eksik ya. Kendi açımdan bende de eksik yani, ben de kaç defa durmuşumdur ki. Çoğunlukla sağım, hani yaya geçidi var mı orada, adam duruyor mu falan pek ilgilenmem. Yurt dışında hani birçok ülkede, hani bizden fakiri de zengini de birçok yerde, hani bizde insana insan muamelesi yapılmıyor. Genellikle. Nereden geldik bu konuya? En ufak fikrim yok. Kornaya bastım değil mi? Kornadan geldik. Amerika'da bir Türk abi. Oradan geldik olaya. Nereden döneceğim? Şuradan bir yerden döneceğim. Only, only. Only you. Dönebilecek miyiz oğlum buradan? Arkası kurtarıyor. Ben bunu mümkünatı yok, geri geri yanaştıramam abi. Diğer taraftan belki düz yanaştırmamızı ister. Belli mi olur? Dur bakayım lan. Enter. Oha! Böyle bir şey yok bile zaten. Elimden her iş gelir, seçeneğini seçemiyorsun. İlk defa gördüm. İlk defa gördüm. Oha! Üçüncü viteste kalkarız. Şöyle şimdiden iyice yanaşayım şuraya. Sakin ol kardeşim, sakin ol. Hallederiz. Çok hallederiz. Bence girmeyecek bu kadar onu. Say ulan. Saydı. Yavrum benim be. Saydı be. Tamamız. Ver puanları ver. İlkinde bayağı sıçtık da ikincide kurtardık. Sayılır. Sayılır. Çok da kurtarmış sayılmayız ya. Ha, ilk level 100 puanlık aile sorusu. Baba şunlara veriyorum ben. Özellikle explosive bana uygun ya. Gider. Neyse, bu kadar diyelim. Bunu videoyu beğenmişsinizdir. 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 Beğenmişsinizdir.